Yeni gelişme 21 öğrencinin cevap kağıtlarının birebir aynı olması iddiası. Skandalların ardı arkası kesilmiyor. Savcılık, Devlet Denetleme Kurulu, YÖK, emniyet ayrı ayrı soruşturmalar yürütüyor. Ama bu sınavla ilgili suçlu ya da suçlular bulunsa yetecek mi, bitecek mi? Önceki yıllarda düşünüldüğünde ÖSYM'de ciddi bir sorun olduğu aşikar. Ki tarikat yapılanmalarından bahsediliyor. İş yine liyakatın önemine geliyor. Kurumun bir şekilde temizlenmesi, sağlıklı bir yapıya kavuşturulması şart. Liyakatli, özellikle partilerle ilişiği olmayan ve tabii tarikatlarla ilişkisiz kişiler olmadan aynı süreçler daha çok yaşanır. Sonuç olarak da vatandaşın bizzat devlete olan güvenini yitirirsiniz. Sayın seyirciler, KPSS iptal edildi. Yeni sınavdan ücret alınmayacağı açıklandı. Ama gelecek umudunu bu sınava bağlayan ve bunun için aylarca emek harcayan gençler için konu bu kadar basit değil. Tekrar sınav stresi yaşamak, dershane ve kitap masrafı ve en önemlisi de bitmeyen bir gelecek kaygısı. Yeniden KPSS'ye hazırlanan gençler için süreç başa döndü ve onlar çok endişeli. Sorular çalındı iddiasını ilk duyduğunuzda ne hissettiniz? Şok oldum. Zaten bir sınav hazırlanacak. O sınavda da yani o kadar masraf yapıyor. Herkes emek harcıyor. Yani sınavların düzgün hazırlanması gerekiyor yani. Bir de o yayın evi 2 ay önce video çekmiş. Yani 2 ay önceki soruları nasıl şu hala sorabiliyorlar bize? O hikayeler bile aynı soruların ve o sorular zaten bayağı zor sorulardı bir de yani. Belli ki belli bir grup iyi yapmış ve şu an güvenemiyoruz. Bu sefer yine aynısı olabilir yani. Şaşırmadım. Açık ve net söylüyorum, şaşırmadım. Çünkü geçmiş yıllarda da aynı şeyler, problemler çıkmış zaten. Ve bizim üzüldüğümüz tek nokta ailemizin emeğinin karşılığını nasıl vereceğiz? Bir yayın evinin deneme testinde hazırladığı 20 soruyla ÖSYM'nin sınav için hazırladığı sorular aynı çıkınca skandalın ardından KPSS iptal edildi ama gençlerin aklında hala soru işaretleri var. En önemlisi de yenilenen sınavda ne yapacaklar? Gelecek kaygısı tekrar başladı. Ya açıkçası haksızlığa uğradığımı düşündüm sınava giren herkes gibi. Çalışanın kazandığı bir sınav olmadığını düşünmeye başladık. Kitap almaya geldim mesela. Tekrar hazırlanıyoruz mecburen. Ne kadar harcama yaptınız? Yani şu an herhalde bir 400-500 TL gitti yani. Yani bu duruma düşmeyi istemezdik. Deneme bulmaya çalışıyoruz. Hiçbir yerde yok. Belki de hani iki katı fiyat söyleyecekler. Dershane de devam edeceğiz. Şu an dershanemin fiyatı var. Aylık 500 lira. Ya bir yine 2000-3000 liraya patlayacak diye düşünüyorum. Aileme yüküm. Kamu personeli seçme sınavına emek vererek aylarca çalışan milyonlara haksızlık olmasın diye iptal edildi KPSS. Yenilenirken de ücret alınmayacak. Ama hayatlarını bu sınava bağlayan gençler için durum bu kadar basit değil. Onlar maddi manevi çoktan mağdur oldular bile. Ben 2 yıllık bir evliyim. Ben KPSS'ye hazırlanırken eşim çalıştı. Atanabileceğim düşüncesiyle çıkmıştım sınavdan. Fakat şimdi tekrar aynı heyecanı yaşayacağız. Aynı sınava tekrar gireceğiz. Bir yılım çöpe atılmış olacak. Düğünü olan arkadaşlarımız var bizim. Düğünleri de ertelemiyorlar şimdi. Ya ben şu an evde kalıyordum. Yani planımı mesela işte ev sahibiyle kontrat ayarlarken ben Ağustos'un ortasına göre ayarladım. Şimdi sınav 2 ay daha ertelendi. Benim ev kiram, faturalar. Herkes büyük şehirde yaşamıyor sonuçta. Onların en azından ulaşım ücretleri ödenmeli. Kırtasiye masrafları falan her şey ödenmesi gerekiyor şu an. Büyük şehirlerde iyi bir KPSS dershanesine gitmek isteyenlerin ev ve yurt masrafı, yol masrafı, dershane ve kitap masrafları bir yana bir de tekrar aynı sınav stresini yaşayacaklar. Ne güzel bitti dedik, kurtulduk dedik ama şimdi tekrar her şey en baştan oldu. Yani zor. Aklımızda soru işaretleriyle gene sınava gireceğiz yani. Yani biz Türk gençleri olarak acaba yarın ne olacak derdindeyiz. Önümüze bir hedef koyuyoruz ama sağ olsunlar o hedefimizi yarı yolda kesiyorlar, ümitlerimizi kırıyorlar.